Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bir bölgedeki genlerden, türlerden, ekosistemlerden ve ekolojik olaylardan oluşan çeşitliliğe biz biyolojik çeşitlilik diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Özellikleri göz önüne alındığında biyoçeşitlilik açısından hangi bölge diğerlerinden daha fakirdir? Verilen bölgeler içerisinde bir numaralı bölge sıcaklık ve yağış koşullarının elverişli olmasından dolayı bitki örtüsünün çok hızlı geliştiği, bundan dolayı etçillerin ve otçulların da çok çeşitli olduğu bir bölgedir. Muson iklim bölgesinde de yine biyoçeşitliliğin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ilıman okyanus iklim bölgesine geldiğimiz zaman biyoçeşitlilik biraz azalır. Karasal iklim bölgesine geldiğimiz zaman biraz azalır. Fakat çöl bölgeleri sıcaklığın yüksek, yağışın yetersiz olmasından dolayı bitkilerin gelişimine çok uygun bir yer değildir. Bitkilerin bulunmamasından dolayı otçulların ve etçillerin de daha az olduğu bir bölgedir. Bundan dolayı çöl bölgelerinde biyoçeşitlilik oldukça azdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yüksek boylu otlara ve yer yer ağaçlara rastlanan biyom aşağıdakilerden hangisidir? Tundra biyomunda yosunumsu otlar görülür. Çöl biyomunda kaktüsler görülür. Tropikal yağmur ormanları biyomu daima yeşil kalan uzun boylu ağaçlardan oluşur. İğne yapraklı ağaçlar biyomunda da yine söylendiği gibi iğne yapraklı ağaçlar görülür. Fakat savan biyomu, savan dediğimiz bitki uzun boylu otlardan oluşur ve bunlar arasında yer yer baobab ağaçları görülür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen bazı faktörler verilmiştir. Bunlardan hangileri canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki faktörlerdendir deniliyor? İnsanlar biyolojik faktörler içerisinde sayılır. Kıtaların kayması paleo coğrafya faktörü olarak değerlendirilir. İklim ve toprak özellikleri ise fiziki faktörler olarak değerlendirilir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2. A seçeneği doğrudur. Ekvatoral yağmur ormanları dünyanın en zengin doğal yaşam alanlarıdır. Buna göre bu ormanlarda aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yaşaması beklenmez? Bu ormanlar ve çevresinde kaplan, papağan, yılan ve şempanze gibi türler bulunur. Fakat penguenler sadece Antarktika'da bulunduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. İklim koşullarına göre kurak ve yüksek sıcaklığa sahip alanlara sıcak çöl, aşırı düşük sıcaklıktaki alanlara da soğuk çöl denilmektedir. Çöller fauna ve flora bakımından, yani hayvan ve bitki toplulukları bakımından fakir alanlardır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu alanlardan biri değildir? Grönland soğuk çöllere örnek verilebilir. Büyük Sahra sıcak çöl bölgesidir. Arabistan Yarımadası sıcak çöl bölgesidir. Atakama Çölü de yine sıcak çöl bölgesidir. Fakat Musonlar Asya'sında muson iklim özellikleri görülür. Yağış miktarı fazladır. Yağış miktarının 250 milimetrenin altında olmamasından dolayı bu bölgeye çöl denilmez. Bundan dolayı da bu bölgede canlı türlerinin çok çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri dünya ekosistemini oluşturan unsurlardandır? Canlılar, hava küre, su küre ve litosfer dördü de dünya ekosistemini oluşturan unsurlardır. Dört doğal unsur olarak değerlendiririz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı birçok faktör vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir? Çayır ve meraların aşırı otlatılması, ormanların yerleşim alanlarına dönüştürülmesi, tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesi, göçlere bağlı olarak şehirlerin alanlarının büyümesi gibi unsurlar doğal çeşitliliği, biyolojik çeşitliliği etkileyen olumsuz faktörlerdir ve insan kaynaklı faktörlerdir. Fakat bazı bölgelerde yer yer volkan püskürmelerinin görülmesi, biyolojik çeşitliliği tehdit etmesine karşın insan kaynaklı bir faktör değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.
Yukarıdaki parçada canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen coğrafi faktörlerin hangisi açıklanmıştır deniliyor? Kıtaların bir arada bulunduğu dönemden başlayarak günümüze kadar meydana gelen levhaların yaklaşması ve uzaklaşması gibi olayların bitki ve hayvan türlerinin dağılışı üzerinde etkili olmasından bahsedilmiş. Bu unsura biz kıtaların kayması diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri biyoçeşitliliğin zarar gördüğü durumlara örnek verilebilir? Dünya yüzeyinin bir kısmının daha önce çölleşmiş olması, günümüzde ise çölleşmenin devam etmesi biyoçeşitliliğe zarar veren unsurlardan biridir. Bitki ve hayvan türlerinden günde 3 canlı türünün neslinin tükenmesi yine biyoçeşitliliğin zarar gördüğünün göstergesidir. Son 100 yılda 30 bin bitki türünün yok olmuş olması yine biyolojik çeşitliliğin azaldığının yani zarar gördüğünün örneğidir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 3'ü de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritada koyu renkle gösterilen bölgenin biyomu aşağıdakilerden hangisidir? Haritada Asya kıtasının en kuzey kısımları gösterilmiştir. Bu bölge yıllık sıcaklık ortalamasının çok düşük olduğu, en sıcak ay sıcaklık ortalamasının bile 10 dereceyi pek geçmediği bir bölgedir. Bu bölgeye tundra bölgesi diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İklim çeşitliliğinin fazla olduğu ülkeler biyoçeşitlilik yönünden zengindir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin biyoçeşitlilik yönünden diğerlerinden daha zengin olduğu söylenebilir? Almanya'da ılıman okyanus iklimi özellikleri ve karasal iklim özellikleri görülür. Hollanda'da ılıman okyanus iklimi özellikleri, İngiltere'de ılıman okyanus iklimi özellikleri görülür. Portekiz'de ise Akdeniz iklimi özellikleri ve ılıman okyanus iklimi özellikleri görülür. Fakat Türkiye'de hem Akdeniz iklimi özelliği, hem Karadeniz iklimi özelliği, hem de karasal iklim özellikleri görülmesinden dolayı iklimin daha çeşitli olduğu söylenebilir. Bundan dolayı Türkiye'de bitki çeşitliliği verilen diğer ülkelere göre daha fazladır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen yukarıdaki faktörlerden hangileri paleocoğrafya ile ilgilidir? Paleocoğrafya geçmiş dönemlerde yaşanmış coğrafi koşulları ifade etmektedir. Yer şekilleri ve toprak özellikleri günümüzdeki koşulları, fiziki koşulları ifade ettiğinden canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki coğrafya koşulları içerisinde yer alır. Fakat iklim değişiklikleri ve kıtaların kayması jeolojik devirlerde meydana gelen olayları anlattığı için paleo coğrafi koşulları içerisinde değerlendirilir. C seçeneği doğrudur.